NTV'de NTV'ye sorun zamanı. Sorularınız önümde. Profesör Doktor Osman Müftüoğlu da tam karşımda sorular için hazır. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş Ramazan ayındayız. İlk soru da o zaman Ramazan'la ilgili olsun istedik. Tip 2 diyabet hastasıyım diyor izleyicimiz Hakan Yıldırım Baş. Oruç tutabilir miyim? Eğer tip 2 diyabet hastası ve birlikte insülin kullanan bir tip 2 diyabet hastası değilse, eğer tip 2 diyabet nedeniyle böbrek yetmezliği, kalp yetmezliği gibi ciddi bir organ yetmezliğine yakalanmamış ise rahatlıkla tutabilir. Hatta iyi de gelebilir. Çünkü tip 2 diyabette insülin fazlalığı var ve bu insülin fazlalığını yönetmenin en iyi yollarından birisi iki ön beslenmeye geçmek. O nedenle işe de yarayabilir. İşe bile yarayabilir. Sahura kalkmadan oruç tutmak sağlık için sakıncalı mıdır diyor bir başka izleyicimiz de. Bence kesinlikle sakıncalı. Yani bizim bir cümlemiz var Seda Hanım. Sahursuz oruç, sağlıksız oruçtur diye. Çünkü ortalama olarak bir kadın bedeninin 14-16, bir erkek bedeninde 16-18 saatten daha fazla bir şey yemeden sağlığını sürdürmesi biraz zor. O nedenle hele hele bir şey içmeden biraz zor. O nedenle sahura da en son saate doğru kaydırıp güçlü bir kahvaltı haline getirmek en doğru yaklaşımdır. Hı hı. Yine Ramazan'la ilgili sorular gelecek ama şimdi araya başka bir soruyu alalım. Karaciğeri yenileyen besinler nelerdir diyor izleyicimiz Şevket Yavuz. Bir kere şunu çok net ve açık olarak bilirim. Bir takım o çöp tüccarları işte o besin karaciğere, o besin kalbi, aha bu da beyne iyi gelir filan diye bir şeyler söyler. Ama doğrudur. Beyin dostu olan besinler, daha doğrusu besin unsurları vardır ama beyni yenileyen besin, karaciğeri yenileyen besin falan yok. Mesela o çok burada cevap gibi beklenildiğini düşündüğüm enginarın bile son araştırmalarla içindeki sinarin sayesinde yaptığı faydaların pek sınırlı olduğu anlaşıldı. Şuraya getirmek istiyorum. Karaciğere faydalı olmaktan ziyade karaciğerinize kıymayın. Karaciğerinize zararlı olmayın. Alkolden uzak durursanız, yapay besinlerden uzak durursanız, ya doymuş yağlardan uzak durursanız ve kilodan uzak durursanız karaciğere fayda verirsiniz. Ha yine de bir cevap bekliyorsanız bütün yeşil sebzeler karaciğere dosttur. Kalın yapraklı sebzeler daha çok dosttur. Posası çok olanlar çok dosttur. Enginarın da marifeti içerideki sinarinden ziyade posa gücünden kaynaklı. Sadece burada yenileyen ifadesi biraz fazla kaçmış. Fazla, bravo. Evet. Dozu fazla. Harikasınız. Evet. Ramazan ayında kilo almamak için nelerden kaçınmalıyız diyor izleyicimiz. Ramazan ayında kilo alınmaz zaten. Eğer Ramazan'ı hakkıyla tutuyorsanız birkaç kilo da verirsiniz. Çünkü iki öğün beslenme nedeniyle bir nevi detoks yaparsınız. Ama eğer en büyük hata da odur. İftar sofralarını benim deyimimle ifrat sofraları haline getirir bir ziyafet arenası şeklinde dönüştürürseniz, iftardan sonra da yan gelip uyuklayıp yatarsanız kilo alma ihtimaliniz olabilir. Evet. Biraz dikkatli olmak lazım. Demirin fazlası kalbi yorar mı? Yorar. Burada demir meselesi çok önemli bir hale geldi. Çünkü önüne gelen kalsiyum hapı yutar gibi ki o da pek doğru değil. Magnezyum hapı yutar gibi ki o da pek doğru değil. Demir hapı yutuyor ama demir toksik bir metal. Civadan nasıl korkuyorsanız lüzumsuz vücudunuza gereğinden fazla demir almaktan o kadar çok korkmanız lazım. Çünkü demir paslandıran, okside eden, yaşlandıran bir mineral. Kansere bile davetiye çıkarabileceğini gösteren ciddi kanıtlar var. Ama kalp dostu asla değil. Kalp kaslarının çalışmasını ve performansını bozuyor. İhtiyaç dikkat kadar, etmek doktor lazım. Doktor evet. Kontrolünde. Sahurda peki çok yiyen gün içinde daha mı az acıkır? Doğru. Ama neyi çok yediğine bağlı. Yani burada yediğinizin miktarından çok içeriği daha önemli. Sahurda eğer bol hoşaf, iki tabak makarna, üç tabak pilav yiyorsanız sabah saat 10'da acıkırsınız. Ama sahurda yumurta, peynir, yoğurt gibi proteini güçlü ya da bakliyat grubundan bezelye gibi ne bileyim mercimek gibi şeyler, fasulye gibi şeyler yemişseniz gece acıkırsınız. Peki oruç tutarken egzersiz yapmak sakıncalı mı? Hayır ama hangi egzersiz o önemli. Kendinizle yarışarak bir egzersiz yapmayın. Çünkü oruç tutarken şekeriniz özellikle öğleden sonraki saatlerde, hele hele iftara yakın saatlerde bir hale düşmüş olacaktır. Çok ağır bir egzersiz yaparsanız hem çok yorgun düşersiniz hem de bir hipoglisemik risk altına girebilirsiniz. Dikkatli olmanız lazım. Yürüyün. Yürümenin bir zararı yok. Ceviz suyu içmek zayıflatır mı? Hayır.
ceviz suyu içmek zayıflatmaz. Hiçbir şeyin suyunu içmek zayıflatmaz. Şimdi ceviz suyundan acaba kasıt suyun içine ceviz atıp bekletmek evet, mi odur, yoksa cevizi odur. Suyunu çıkarmaktan bahsetmiyoruz hayır, herhalde burada. Cevizin, yağı çıkar en yağ fazla. Var, bravo. Cevizin yanlış hatırlamıyorsam %40 civarında içinde 30-40 civarında cevize göre değişir yağ var. O yağ da iyi bir yağdır yani söyleyeyim. Kilo da aldırmaz insana kolay kolay ama cevizin de fazlası, yağının da fazlası kilo aldırır dikkat edin. Ama ceviz suyu ya da... Asla yok. Hiçbir şeyin suyu. Yani maydanoz suyu zayıflatır, yalandır. Onun suyu, bunun suyu hikayedir. Zayıflamanın tek yolu vardır. Habire söylüyorum. Az ye, çok hareket et. Peki günde kaç adet yumurta tüketmek sağlıklı? Bir tanesi sağlıklı. Eğer ciddi bir kalp damar hastalığı sorunuz yoksa her gün bir yumurta yemeyi ben özellikle tavsiye ediyorum. Ha canınız çok çekiyorsa benim bu sabah yaptığım gibi iki tane yiyebilirsiniz. Ama toplam besin organizasyonunuzu doğru yapmak koşuluyla. Çok protein almış oluyoruz. Belki evet. Diğer öğünleri ona evet. Göre dengelemek. Yani burada soru şundan geldiğini tahmin ediyorum. Gençler bazen 3 sarı 8 tane beyaz proteinden güçlü kas yapıyorum da yiyorlar. Bu doğru kas yapabilirsiniz. Ama kas yaparken canınızı yakarsınız. Çünkü yumurtanın da fazlası biraz inflamatuar reaksiyonları yani iltihabi reaksiyonları tetikler. Hurma sofralarda malum bugünlerde. Faydası ne? Çok. Yani hurma hem sağlıklı hem de besin değeri yüksek ve lezzetli bir gıda. Aynı zamanda da kutsal bir gıda. Ama hurmanın ayıbı var mı hocam? Bir tek bana göre eksiği var. Kalorisi yüksek. 100 gram hurmanın kalori değeri yaklaşık 300 civarındaki bayağı iyi bir kalori bu. Ama içindeki besin değerine baktığınız zaman posta gücü, demir gücü, potasyum gücü, magnezyum gücü, diğer güçlerine baktığınız zaman hurma makul yemek koşuluyla harika bir atıştırmalık, harika bir başlangıç. İftar sofrasına iki tane hurmayla başlamak da akıllıca bir iştir. Yaşlandıkça tansiyon yükselir mi diye soruyoruz. Evet, büyük tansiyon yükselir. Yani siz yaşınız ilerledikçe eğer gerekli tedbirleri her yere almamışsa damar setliği meselesini başıboş bırakmışsanız sertleşen damarın elastikiyeti azalır. Elastikiyeti azalınca da basınç, damar içi basınç yükselir. Dolayısıyla 50'sinden sonra her 10 yılda bir tansiyona bir ekleyin diye eski bir görüş vardı. Yani 50 yaşına 12 ile girmişseniz 60'a 13, 70'e 14, 80'e 15 tansiyonla girin, girebilirsiniz. Hoş görün. Hayır, bu doğru değil. Ama başıboş bırakırsanız evet böyle olur. Peki, iftara dönelim yine. Ne kadar sonra iftardan tatlı ya da meyve yemeliyiz diyor izleyicimiz. En erken 2 saat. İftardan hemen sonra yenen tatlı bedene yapılabilecek olan en büyük ihanettir. Zarardır, kötülüktür. Çünkü iftardan sonra yiyeceğiniz tatlı zaten iftarda doğal olarak ve vazgeçmeyin küçük bir parça da olsa pide yediniz, karbonhidrat aldınız. O tatlı o karbonhidratlarla beraber pankreasınızın canını okur, insülininizi patlatır, sizi iftardan sonra uyuklatır, namaza bile gidemezsiniz. Evet. Palmiye yağı ile ilgili bir soru gelmiş, bir dönem çok konuşmuştuk, sağlıklı mıdır diyor soruyor izleyicimiz. Tartışmaya gerek yok. Bana sorarsanız yağların içinde en sağlıksız ilk üç yağ nedir derseniz birinci sıraya trans yağ koyarım. Onun hemen arkasından da palmiye yağını koyarım. Palmiye yağı ciddi doymuş yağ içeren bir yağdır. Ucuz olduğu için yağ sektörünün her tarafına yayıldı. Bir sıkıntımız daha var. Palmiye yağını bitkisel yağ diye gıdaların içine ekliyorlar. Bunu gören saf ve temiz kalpli vatandaşımız da bitkiselmiş bunun içinde margarin yokmuş diyor. Margarinden farklı değil palmiye yağı bana sorarsanız. Öyle mi? Bitkisel yağ gördüğümüz etiketlerde de o zaman çoğu palmiye yağı. Kesinlikle bakın o bitkisel yağ palmiye yağı mı diye bakın. Değilse de araştırmanız lazım. Evet. Çünkü örneğin çok çocuklara kahvaltılıkta verdiğiniz fındık ezmeleri Fransa'da palmiye konması yasaktır palmiye yağı. Türkiye'deki palmiye yağlı. Niye izin verirler anlamak mümkün değil. Evet. Kolajenle ilgili bir soru gelmiş ama bu kez neler kolajen kaybına neden olur diye. En başta güneş. Korkusuz güneş ışını, dikkatsiz güneş ışını, kolajen üretimini canına okur. Onun için zaten uzun süre güneşlenme şampiyonu olanların 60'ına gelince ciltlerindeki perişanlığı görürsünüz. Bu birincisi. İkincisi sigara. Kolajen üretiminin canına okur. Üçüncüsü alkol. Kolajen üretiminin canına okur. Yani genelde sağlığınıza zararlı olan çok şey kolajen üretimini olumsuz yönde etkiler. Devam edelim. C vitamini noksanlığı, çinko noksanlığı, biyotin noksanlığı, pek çok malzeme eksikliği olduğu zaman da kolajeni üretemezsiniz. Bir izleyicimizin 8 aylık bebeği varmış ve emziriyorum diyor. Oruç tutabilir miyim? 8 aydır emziriyor ise oruç tutabilir. Ama bunu biraz tutup süt miktarındaki azalmaya bakması lazım. Çünkü sıkıntı burada şu.
süt üretiminin temel unsuru sudur. Oruçta 16-18 saat susuz kalan bir annenin muhtemelen sütü azalacaktır. Dikkatli olsun. Astımla ilgili soruyla devam edelim. Belirtisi nedir diyor izleyicimiz Astım. Nefes darlığı. Nefes darlığı tek başına belirti midir? Hayır. Nefes darlığıyla beraber öksürüğü olabilir. Nefes darlığıyla beraber yan ağrısı olabilir. Nefes darlığıyla beraber başka işaretler de olabilir. Ama temeli aslında eforla gelen ya da istirahatte olan, özellikle nefesi verirken oluşan zorlamalar astıma bağlı bu bronş spazmının, hava yolları tıkanıklığının ilk işaretlerinden biridir. Şimdi az önce oruçta 16-17 saat susuzluğun altına çizdiniz emziren anne için yanıtladığınızda. Bu soruda diyor ki Ramazan'da vücudu susuz bırakmamak için yapacak bir şey var mı? Var. İftarla sahur arasında olabildiği kadar su stoklarını doldurmak. Özellikle sahura yakın saatlerde aldığınız su miktarını ve yiyeceklerdeki su miktarını biraz arttırmak. İki, vücudunuzdaki tuz oranını özellikle tuzlu yiyeceklerden kaçınarak biraz dengeli tutmak. Demiri yanıtlarken az önce magnezyumu da kalsiyumu da saydınız. Çok alınması tehlikeli diye, yani dengesiz. Kesinlikle. Ya da izleyicimiz de diyor ki magnezyum mu kalsiyum mu işe yarıyor? Ama İkisi de işe yarıyor. Vücudumuzda magnezyum ve kalsiyum zaten ben oraya kapacağım abi diye yarış halindedirler. Ama son bulgular, araştırmalar bize şunu öğretti. Siz bu kalsiyum işini çok fazla abartıyorsunuz. Magnezyumu pas geçiyorsunuz. Magnezyum önemli bir elementtir geldik. Ama bunu da magnezyum üreticisi, daha doğrusu gıda takviyesi üreticileri, evet, biraz manipüle ederek ortalığı magnezyum çöplüğüne çevirdiler. Bir kere çöp magnezyum da var. Magnezyum oksit. Hiçbir şey yaramaz. Niye kullanıldığı belli değil ama bir de herkesin her zaman düzenli kalsiyum kullanması gerekmediği gibi düzenli magnezyum kullanması da gerekmez. Ortakta bir magnezyum çılgınlığı da gidiyor. Bir magnezyum tüccarlığı da gidiyor. Buradan uyaralım bizi izleyenleri. Herkese her magnezyum uymaz. Herkesin magnezyuma ihtiyacı olmaz, olamaz. Peki. Böbrek taşı neden oluşur ve tedavisi var mıdır? Önemli bir bölümünün neden oluştuğunun bilinmediği kanaatindeyim. Üroloji uzmanı değilim ama bilgim ölçüde cevaplayayım. Beslenme hatalarıyla böbrek taşı arasında ilişki var mı? Var olduğu düşünüyorum. Okzalattan zengin beslendiğiniz zaman böbrek taşı ihtimali artıyor. Kalsiyum metabolizmanız bozuksa böbrek taşı oluşması ihtimali artıyor. Ama nedeni bilinmeyen genetik pek çok böbrek taşı hastasıyla da karşılaşılıyor. Şimdi iftardan sonra da çay içiliyor malum. İzleyicimizin sorusu da şu: çok sıcak içmek zararlı mı çayı? Her zaman. Yani çok sıcak çay içmek değil, hiçbir şeyi çok sıcak içmeyin. Kahveyi de çok sıcak içmeyin. Elinizin üstüne döktüğünüz zaman elinizi yakan bir şeyin, elinizin üzerindeki deriden daha hassas olan dil mukozası, ağız içi mukozası, yutak borusu mukozası, daha doğrusu yani yemek borusu mukozası ve midenizin ne kadar canını okuyacağını tahmin edin. Son yıllarda ciddi ölçüde mide ve yemek borusu kanseri artışı var. Bunda sıcak gıdaların çok aşırı tüketilmesinin etkisi var. Bunu çok önemli. Ödemle ilgili bir soru gelmiş. Ödem atmaya yarayan doğal besinler ya da destekler var mı? Ödem atmaya yarayan doğal besinler var. Ama ciddi bir ödem sorunuz varsa, böbrek yetmeciliğiniz var, ayağınız şişmiş. Kalp yetmeciliğiniz var, beliniz, ayağınız ödemden patlamak üzere. Bunu maydanozla, bunu mısır püskürüyle, bunu kiraz sapıyla atmaya kalkarsanız yolda kalırsınız. Ama genel olarak hocam, daha az sıvı tutmamıza yol açacak besinler hangisidir derseniz, en başta suyu yazın derim ben. Hmm. Su ödemi çözmede en marifetli olan gıdalardan birisi. Arkasından ne gelir? Yoğurt gelebilir. Paranız varsa ananas gelebilir. Maydanoz gelebilir. Çayın kendisi, özellikle yeşil çay gelebilir. Destek soranlar, evet, için ne diyorsunuz? Takviye olarak. Evet, takviye olarak. Yani ile bir ürün istiyorlarsa ısrarla bromelain'i söyleyebilirim. Ananaslı olan bir madde. Ödem çözücü etkisi olduğuna inanılıyor. Özellikle lokal, yani ameliyat sonrası oluşan ödemlerin falan çözülmesinde işe yaradığı söyleniyor. Sıcak hava ödemi arttırır mı? Arttırır. Yazları hep öyle bir... Tabii şiş olduğu zaman onun için zaten soğuk. Tabii ki. Soğuk olduğu zaman mesela diziniz şiştiği zaman sıcağı değil soğuk buz kompres konmasının sebebi o. Toparlanmasını ve dokunun kendi kendine birazcık daha sıkılaşmasını sağlar ve oradaki sıvı sirkülasyonunu, sıvı sızmalarını önemli ölçüde önler soğuk. Evet, şeker sorusu da gelmiş bir tane bugün. Güzel. Günde ne kadar şeker tüketmeye izin var?
Ne kadar izin var? Yani gramaj açısından biraz zor bir soru. Çünkü herkes değişik bir şey söylüyor. Şeker sanayi bastırıyor fazla söyleyin diye. Ama Osman Hoca 5 gramın üstünün direkt şeker olarak almasını tavsiye etmiyor. Amerikan Kalp Cemiyeti kadınlar için 8, erkekler için 9 gram. Hani düzleyelim 10 gram diyor. Yani bizim hakikatimizi söylüyor. 10 gram şeker nerede var? Şöyle söyleyeyim. Bir tane kutu kola içecek, bir tane kutu meşrubatta 30 gram şeker var. Oradan hesaplayın. Ya da bir meyveli yoğurt dediğiniz zaman kaşığında 5 ila 6 gram. Yani benim izin verdiğim kadar var. Bir çay kaşığında yaklaşık olarak 4 gram şeker var. Demek ki bir günde siz toz şeker olarak ya da kesme şeker olarak 2'den fazlasını kullanmayacaksınız. O zaman onu kullandıysanız balınızı, reçelinizi unutacaksınız. Yemeyin zaten. O kadar da yemeyin. Hurmayı konuştuk az önce. Hurma yiyince de şeker almış alırsınız, oluyoruz. O öyle hesaplamamız gerekiyor. Hurma yiyince alıyorsunuz. Elma yiyince alıyorsunuz. Meyvelerde minimum %5. Mesela neyde %5 vardır? Yarı olgun muz. Maksimum %13, 12. Neyde? İncirde. Fruktoz var, şeker var. Ekstra hiç almamak gerekiyor o hesapla. Evet, tekeri unutun. Tozunu da unutun, kesmesini de unutun, kahverengisini de unutun, beyazını da unutun. Peki. Konserve barbunya fasulye tüketmek sağlıklı mıdır? Güzel bir soru. Kimin ürettiğine bağlı. Eğer konserve barbunyayı, konserve bezelyeyi, yani konserve bakliyatı, ya da diğer konserveler, konserve balığı. Eğer anında temiz, güvenilir kaynaklardan aldınız ve tazeyken anında şoklayıp dondurdunuz ve sonra konserve yaptıysanız emin olun ki manavdan aldığınız bezelyeden ya da balıkçıdan aldığınız balıktan daha sağlıksız değildir. Ama bunu yaparken kaynak önemli, yapan üreten firmanın güvenilirliği önemli, saklama koşulları önemli. Peki havuç niye faydalıdır? Çok nedenli, pek çok nedenli. Havuç bana göre kış meyvelerinin artık azalıyor. Kralı. Niye? Ucuz. Niye? Beta karoten şampiyonu. Yani A vitamini onun kadar çok içeren sebzeyi çok az bulursunuz. Çok havuç yiyin, havucunuz bir süre sonra sararmaya başlar. Havuçtan dolayı. Yani beta karoten depolarsınız. Beta karoten ne hocam? A vitamini öncü maddesi ve bilinen en güçlü doğal antioksidanlardan biri. Kanser savaşçısı, bağışıklık güçlendiricisi ve sentetiği işe yaramıyor. İyi de doğalını alacaksınız. Bir tek ayıbı var havucun. Pişince içindeki sert, sindirilebilir olmayan nişasta sindirilebilir hale geliyor. Dolayısıyla şeker oranı artıyor. Pişince zaten havuç tatlanır dikkat ederseniz. O havuç biraz şekerinizi yükseltip kilo almanızı kolaylaştırabiliyor. Ama havuç fiber yani pose deposu, havuç potasyum deposu, havuç demir içeriyor, havuç kalsiyum içeriyor, havuç başka birçok mineral ve vitamini içeriyor. O nedenle havuç sağlıktır, bunu unutmayın. Salatalık gibi çiğ tüketmek lazım. Evet. MS hastalığının belirtilerini soruyor izleyicimiz. Yine benim branşım dışında bir soru ama MS hastalığının herhalde en önemli birisi el ve ayaklardaki daha doğrusu güçsüzlük, halsizlik, uyuşmalar, yanmalar, karıncalanmalar ve ciddi bir motor güç kaybı herhalde olsa gerekir diye düşünüyorum. Ama çok net bir cevap veremeyeceğim buna. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Programımızın sonuna geldik. NTV'ye sorunu burada noktalıyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar karşınızda olacağız. O yüzden bize sorularınızı iletebilirsiniz. Hoşçakalın.